Merhaba. Bugün size orijinali Northern Illinois Üniversitesi'nde ders veren Geoff Bean'in hazırladığı dersi anlatacağız. Konumuz eleştirel düşünmeye giriş. Bu derste 3 şeyden bahsedeceğiz. İlki, eleştirel düşünme nedir? İkincisi, argüman nedir? Ve üçüncüsü, tümden gelimsel ile ampliyatif argüman arasında ne fark vardır? Bu arada ampliyatif, genişletici, tamamlayıcı gibi anlamlara geliyor. Öyleyse, eleştirel düşünme nedir diyerek başlayalım. Eleştirel düşüncede denen eleştirel düşünme, inandıklarımızın sağlam sebeplere dayandığından emin olmaktır. Peki bu ne anlama geliyor? Arkadaşlarınızla bu geceki partiye kimlerin geleceği hakkında konuştuğunuzu varsayın. Size kendinden çok emin bir şekilde, Mehmet partiye gelmeyecek diyor. Ona inanıp inanmayacağınızdan emin olamıyorsunuz. Bu yüzden de doğal olarak, neden böyle düşünüyorsun diye soruyorsunuz. Size çok farklı cevaplar verebilir. Biz verebileceği cevaplardan üçü hakkında konuşacağız. İlk olarak, ona gıcık oluyorum ve partide güzel vakit geçirmek istiyorum diyebilir. İkinci olarak, Mehmet çok utangaç biri ve partilere de çok gitmez diyebilir. Ve üçüncü olarak, Mehmet zaten şu anda Çin'de ve buraya öğleden sonraya kadar gelmesi imkansız diyebilir. Verdiği cevap, Mehmet'in partiye gelmeyeceğine inanmamız için iyi bir sebep sunmuyor. Ama ikinci sebep, Mehmet'in partiye gelmeyeceğine inanmamız için iyi bir sebep. Eğer Mehmet utangaçsa ve partilere nadiren gidiyorsa, bu geceki partiye gelmeyecek olması da muhtemel. Benzer şekilde üçüncü sebep de iyi bir sebep. Eğer Çin'deyse ve oradan buraya öğleden sonraya kadar gelmesi imkansızsa, partiye gelmeyeceği garantidir, değil mi? Bu tür şeylerin farkına varırsanız, bir şeye inanmak için iyi ve kötü sebepler olduğunu da anlarsınız. Yani, eleştirel düşünme becerileriniz gelişir. Eleştirel düşünme, inandıklarımızın iyi sebeplere dayandığından emin olmamızdır, demiştik. Bu sebeple, eleştirel düşünme üzerine çalıştığınızda, öğrendiğiniz temel becerilerden biri de, bir şeye inanmadan önce iyi ve kötü sebepleri ayırt etmektir. Burada iyi kelimesini ne şekilde kullandığımdan bahsetsem iyi olacak. Bahsettiğim şeyin ahlak veya etikle bir ilgisi yok. Yani iyi sebeplere dayanarak bir şeye inanmak derken, ahlaki açıdan iyi veya doğru sebeplere inanmaktan bahsetmiyorum. Benzer şekilde, kötü sebeplere dayanarak bir şeye inanmak da bu inancın ahlaki açıdan yanlış veya kötü olduğu anlamına gelmiyor. Burada bir düşüncenin sebebinin iyi olması, yani iyi bir sebebe dayanması daha çok gerçeklik kavramıyla yakından ilişkili. Yani bir düşüncenin iyi bir sebebinin olması, onun muhtemelen olması anlamına geliyor. Bu sebeple de düşünce gerçekçi hale geliyor. Bir düşüncenin iyi sebeplere dayanması, o düşünceyi kesin kılıyor. Peki bu neden önemli? Çünkü mantıklı varlıklar olduğumuz için düşüncelerimizin doğru olmasını isteriz. Mantıklı insanlar yanlış düşüncelere değil, doğru düşüncelere sahip olmak isterler. Bu şekilde mantıklı olmanın en iyi yolu da düşüncelerimizi ancak ve ancak iyi sebepler çerçevesinde şekillendirmemizdir. Bu da bizi İkinci sorumuza götürüyor. Argüman nedir? Argüman bir araya gelerek başka bir ifade için sebep oluşturan bir ifadeler bütünüdür. Örneğin, az önce gördüğümüz cevaplardan birini argüman olarak ele alabiliriz. Arkadaşınız size iki ifade sunuyor. Mehmet çok utangaç ve Mehmet partilere pek gitmez. Bunlar bir araya gelince, Mehmet'in partiye gelmeyeceğini düşünmek için bir sebep oluşturuyor. Sebebi oluşturan ifadelere, argümanın öncülleri diyoruz. Mehmet çok utangaç, birincil öncüldür. Mehmet partilere pek gitmezse, ikinci öncüldür. Bu öncüllerin inanmamız için sebep sunduğu ifadeye de, argümanın sonucu diyoruz. İyi bir argüman, öncüllerin sonuç için iyi bir sebep sunduğu bir argümandır. Yani, öncüller sonucu doğru kılar. Bu durumda, argümanın sonucu desteklediğini söyleyebiliriz. İyi argümanlar sonucu destekler, kötü argümanlarsa desteklemez.
eleştirel düşünmenin kilit noktası, argümanları iyi veya kötü olmalarına göre değil, öncüllerin sonucu destekleyip desteklemediğine göre değerlendirmeyi öğrenmektir. Kırmızıyla yazdığım argüman, arkadaşınızın verdiği ilk cevap. Argümanın iki öncülü var. Ona gıcık oluyorum ve partide güzel vakit geçirmek istiyorum. Vardığı sonuçta Mehmet partiye gelmeyecek. Lila rengiyle yazdığım üçüncü argümanın da iki öncülü var. Mehmet zaten şu anda Çin'de ve buraya öğleden sonraya kadar gelmesi imkansız. Sonuçta yine Mehmet partiye gelmeyecek. Önceden de söylediğim gibi, kırmızı argüman iyi değil ama lila argüman iyi. Bunun sebebini biraz daha açıklayayım. Kırmızı argümanın öncüllerinde, arkadaşınızın Mehmet'e gıcık olduğu ve partide güzel vakit geçirmek istediği belirtiliyor. Bu öncüllerin argümanının sonucuyla arasındaki bağı bir düşünün. Bu önermeler sonucu gerçekçi kılmıyor. Arkadaşınızın Mehmet'e gıcık olması ve güzel vakit geçirmek istemesi, Mehmet'in orada olmayacağı fikrini güçlendirmiyor. Yani sonuçla bağlantısız. Ama mor argümanda eğer öncüller doğruysa sonucun doğruluğunu garantiliyorlar. Yani sonucu çok olası kılıyorlar. Öncüllerin doğruluğu sonucun da doğruluğunu garantiliyor. Böylece mor argümanda öncüller sonucu desteklemiş oluyor. Şuna değinmekte fayda var. Kırmızı argüman kötü görünse bile, başka bir öncülün eklenmesiyle iyi bir argümana çevrilebilir. Mesela, eğer arkadaşınız partiye kimlerin davet edileceğine karar veren kişi ise, o zaman Mehmet'e gıcık olması ve partide iyi vakit geçirmek istemesi, Mehmet'in partide olmayacağını düşünmeniz için iyi bir sebep olabilirdi. Çünkü Mehmet'i davet etmediğini düşünmeniz için bir sebebiniz olurdu. Ama şu anki haliyle argüman iyi değil. Kendi içinde değerlendirdiğimizde, bu iki öncül Mehmet'in partide olmayacağını düşünmemiz için bir sebep sunmuyor. Son olarak iki farklı argüman çeşidini birbirinden ayıracağız. Buraya sol tarafa turuncu argümanı yazıyorum. Yani arkadaşınızın verdiği ikinci cevap olan Mehmet çok utangaç ve partilere pek gitmez. Sağ tarafa ise mor argümanı yazıyorum. Mehmet şu anda Çin'de ve partiye vaktinde gelemez. İkisinin de sonucu aynı. Mehmet partiye gelmeyecek. Önceden de söylediğim gibi, ikisi de iyi argümanlar. İkisi de sonuca inanmamız için sebep sunuyorlar. Yani ikisinin de öncülleri sonucu destekliyor. Ama bu iki argüman arasındaki önemli bir farka değinmek istiyorum. Mor argümanı ele alalım ve öncülleri üzerinde düşünelim. Eğer öncüller doğruysa, yani eğer Mehmet Çin'deyse ve oradan buraya vaktinde gelmeyecekse, o zaman Mehmet'in partiye gelmeyeceği gerçeği doğru olmalı. Bu öncüller sonucu garantiliyor. Öncüllerin sonucun doğruluğunu kesinleştirdiği bu tür argümanlara tümden gelimsel ya da tümden gelimli argümanlar diyoruz. Tümden gelimsel bir argümanda öncüllerin ortaya koyduğu sonuç doğru olmak zorundadır. Tümden gelimsel bir argümanın öncüllerinde verilen bilgi, sonuca varmamız için yeterlidir. Ama turuncu argümana bakarsanız, durumun aynı olmadığını göreceksiniz. Turuncu argümanda öncüller doğru olsa bile, sonuç yine de yanlış olabilir. Mehmet cidden utangaç biri olsa ve partilere pek gitmek istemese bile, yine de utangaçlığını yenip, nadiren de olsa partilere katılmama tutumunu askıya alabilir ve ansızın çıkıp partiye gelebilir. Düşük ihtimal ama yine de mümkün. Böylece turuncu argümanın öncüllerinin doğruluğu sonucun doğruluğunu kesinleştirmiyor. Bu tür argümanlara ampliyatif ya da tamamlayıcı, genişletici argümanlar diyoruz. Ampliyatif bir argümanda öncüllerin doğruluğu sonucu olası kılar ama kesinleştirmez. Dediğim gibi, İki argüman da iyi. Hatta ampliyatif argümanlar birçok durumda çok iyi argümanlar olabilirler ama tümden gelimsel değillerdir. Öncüller sonucun doğruluğunu garantilemez. Bir argümanı değerlendirirken, argümanın tümden gelimsel mi
yoksa sadece ampliyatif mi olduğunu bilmek önemli olabilir. Eğer argümanın tümden gelimsel olması gerekiyorsa, ancak argüman detaylı değerlendirildiğinde öncülleri sonucun doğruluğunu kesinleştirmiyorsa, yani öncüller doğru olsa bile sonucun yanlış çıkma ihtimali varsa, o zaman argümanı kötü bir argüman olduğu için reddedebiliriz. Ama ampliyatif bir argüman söz konusu olduğunda, öncülerin doğruluğunun sonucun doğruluğunu kesinleştirmediği fark edildiğinde, bu sadece argümanın ampliyatif bir argüman olduğunu fark etmek anlamına gelir. Mesela sonucun yanlış olabileceğini söyleyerek turuncu argümana itiraz ederseniz, önemli noktayı kaçırıyorsunuz demektir. Ampliyatif argümanda sonucun öncüllerle garantilenmemesi zaten doğal karşılanır. Yani bu ampliyatif argümanın doğasında olan bir şey. Zaten kelime anlamı da tamamlayıcı demek. Sadece var olan düşüncelerin bir tamamlayıcısı. Tamamlayıcı argüman bize sadece sonucun olası olduğunu düşünmemiz için sebepler sunar. Bu yüzden bir argümanın türünü bilmek, onun iyi bir argüman olup olmadığına karar vermek için kullanılacak yöntemleri ve araçları bilmenin bir şartıdır. Ampliyatif ve tümden gelimsel argümanları değerlendirmek için kullanılacak farklı araçlar var. Ancak şimdilik onlara değinmiyoruz. Öyleyse bu dersi özetleyelim. Eleştirel düşünme, inandıklarımızın iyi sebeplere dayandığından emin olmak demektir. İyi sebep de, o inancı olası veya doğru kılan sebep anlamına gelir. Argüman, öncül dediğimiz bir dizi önermeden oluşur. Bu öncüller bir araya gelerek, argümanın sonucu dediğimiz başka bir ifade için sebep oluştururlar. İyi bir argümanda öncüller sonucu destekler. Yani öncüller, sonuca inanmanız için iyi bir sebep sunarlar. Çünkü sonucu olası kılarlar. Tümden gelimsel argüman, sonucun önceliklerle kesinleştirildiği argümandır. Eğer öncüller doğruysa, sonuç da doğru olmak zorundadır. Ampliyatif ya da tamamlayıcı argümansa, öncüllerin sonucu kesinleştirmediği argümandır. Ancak sonucu mümkün kılarlar. Böylece yine de sonuca inanmanız için iyi bir sebep sağlamış olurlar.